Değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Evet, hani uçaktaki görüşmeyi, uçaktaki gazetecilerin soru sormamalarını falan konuşmuştuk. Peki o uçak niye gitmişti Kazan'a, Tataristan'a? BRICS toplantılarına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye BRICS'e girer mi, girmez mi? Şimdi konuk olarak davet edildi. Çok da iyi bir hava görünüyordu. Putin'le falan üstünü böyle gayet samimi gene fotoğraflar falan çekildi. Ama içeride de bir rahatsızlık var. Yani Türkiye katılmak isterse, örneğin Hindistan'ın Türkiye'nin Pakistan'la çok yakın olması nedeniyle Türkiye'nin BRICS'e kabul edilmesine karşı tavır içinde olduğu söyleniyor. İran meselesi de sen az önce söyledin. Bir de ne kazandırır Türkiye'ye? Yani çünkü Türkiye hep gündelik ilişkilerle olayı götürdüğü için, yani bugün onunla iyiysek ertesi gün seninle kavga edebilir, başka bir yerle tekrar iyi olabiliriz. Sonra dönüp dolaşıp tekrar sana gelebiliriz. Yani böyle bir dış politikayla hangi pakta girsek? Ya onun değil yani, tek tek şimdi BRICS meselesine tek tek baktığında bile, tek tek yani ülkelere baktığında, BRICS'in kurucuları olarak baktığında orada bile bir sorun var. Birincisi o. İkincisi BRICS'in sonradan BRICS'e katılanlar, işte İran gibi, şey Mısır gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, orada da sorunlar var. Geliyorsun Türkiye'ye aday ülke anlamında. Şimdi Türkiye'nin senin dediğin gibi bu ülkelerle zaten sorunu var. Yani tek tek. Hani en ideal ilişkimiz neresi bizim? En ideal şey Putin. Şimdi düşün. Yani orada bile sıkıntılar çıkıyor. Suriye meselesinde, Kafkaslar meselesinde, Ukrayna meselesinde, Orta Asya meselesinde bir sürü sıkıntımız var. Yani girdiğinde ne oldu orada BRICS'e? Zaten NATO üyesiyse. Yani ticaretin artacak mı? Ya ticaret, da nasıl bir şey sağlanacak? Sırf ticaret değil ki. Bir anlayış. Şimdi örneğin bak. Hiç kimse onu görmedi. Ben biraz gıcık olduğum için onu böyle gözümden kaçmaz böyle şeyler. Şimdi en son liderler en son yani kapanışta bir aile fotoğrafı çekildi, evet. Biliyorsun. Şimdi bütün liderler geldi, yani aday ülkeler de dahil. Herkes Erdoğan'ı bekliyor. Evet, geliyor, herkes ona bakıyor geldiği sırada. Evet, yani işte çünkü orada bekliyorlar, Erdoğan nerede, Erdoğan nerede? En son Erdoğan büyük ihtimalle o fotoğrafta, özellikle umarım öyle değildir, kim onu ayarladıysa, kendi seçmenine yani AK Parti seçmenine, bakın herkes bizim lideri bekledi algısını yerleştirmeye yönelik çok ince bir kurnazca. O fotoğraf dönmek, arkadaşlar var. Kurnazca bir şey. Şimdi birincisi bu. Bu işin esprisi. Esas konuya geleceğim çünkü. Şimdi Erdoğan geliyor, tamam mı? İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Sisi'nin yanında duruyor. Tamam mı? Erdoğan geliyor. Tam Pezeşkiyan'ın önüne girerken, yaklaşırken böyle bakıyor. Pezeşkiyan'a merhaba demiyor. Ha, orada yok. Pezeşkiyan'a merhaba demiyor. Sisi'ye merhaba diyor. Tokalaşıyor yani. Pezeşkiyan'la tokalaşmıyor. Niye peki? Niye? Aha, gördün mü? Ben bunlara bakarım. Bunlar benim ilgimi çeker. Aynı akşam İsrail gitti, İran'ı bombaladı. Bak gördün mü? Ben bu tür ince şey, küçük küçük detaylara kafamı çok takarım. Yani bir anlam çıkarmaya çalışıyorum. Mesela evrensel yani, doğru yanlış bilemem. İran'a ABD kontrollü saldırı diye vermiş. Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi oraya geleceğiz. Önce bu şey meselesine gel. Oradakine. Yani o görüntü bana bir sürü mesaj verir. Bana verir. Hani doğrudur, yanlıştır. Ben kendime göre farklı bir kafa çalıştırma sistemi. Hayır, son zamanlarda bizim İran'la böyle bir hani sürtüşmemiz falan yoktu, da evet. Olmadı. Niye yani tokalaşıyorsun Sisi'yle ki Sisi şeyin yanında duruyor. Yan yana duruyor. Yani onlar yani konuşuyorlar, tokalaşıyorlar Sisi'yle Pezeşkiyan. Pezeşkiyan'ı es geçiyorsun. Böyle hafif zaten bakmıyorsun. Göz göze de gelmiyorsun şeyle Pezeşkiyan'la. Ama Sisi'yle tokalaşıyorsun. Ve bir tek Sisi'yle tokalaşıyorsun. Galiba yanlış. O birilerinde zaten gidiyorsun, yerinde duruyor. Evet, Putin var. Evet. Güney Afrika şeyi var. Çünkü orada protokol, cumhurbaşkanları önde, başbakanlar biraz daha o arkada. Mesela şey, Pezeşkiyan arkasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı var. İşte Azerbaycan'la biliyorsun şey, İran arasında Azerbaycan İran arasında bir sürtüşme var sırrından. Ona rağmen Pezeşkiyan döndü. İran Cumhurbaşkanı Aliyev'le tokalaştı, sıcak bir şekilde gülüştüler.
Bezir. İran Cumhurbaşkanlığı, aman Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İnan'da kim vardı? Ermenistan Cumhurbaşkanı neydi? Evet. Yine Bezişken'den gittiğimiz için. Neyse, o vardı. Ve gayet de samimilerdi. Şimdi düşünelim, daha geçen sene birbirinizi boğazlıyorlardı bu iki lider. Birisi Ermenistan, birisi Azerbaycan. Baktım gayet yan yana güzel görmüşler. Evet. O öncesinde de yani konferans başlamadan önce de ben videoların tümünü görüyordum. Bazen canlı yayın izliyordum. Orada bile gayet samimi bir şekilde hem Ermenistan hem Azerbaycan liderleri fıstık gibi sohbet ediyorlardı. Şimdi böyle bir ortamda Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelip de Bezişkiyen'e merhaba dememesi, tokalaşmaması benim ilgimi çeker. Ha, kendime göre bir sürü yorum yaparım. Onu da şimdi burada anlatmayayım, bir sürü şey diyebilirim. Bu birincisi bu. Ki yani bizim Dışişleri Bakanı son dönemde birkaç defa da Tahran'a gitti geldi. İşte o, abi demek ki bir şey var. Bizim bilmediğimiz bir şey var. Yani neler olabileceğini tahmin ederim de ya, girmeyeyim oraya. Şimdi düşünsene. İkincisi yani yine BRICS ile ilgili. Şimdi BRICS'in esas üyelerinden birisi Brezilya. Zaten B ile başlıyor. Brezilya Cumhurbaşkanı sol da Silva. Yani solcu bir cumhurbaşkanı. İkinci solcu bir ülke o da Venezuela. Venezuela başvurdu. Yani şeye girmek için Türkiye gibi. Brezilya veto etti. Niye ediyorsun demişler. Yani Putin arabuluculuk yapmış. O da demiş ki o seçimlerden önce, Venezuela seçimlerinde işte kaç ay önce oldu ya, bana söz verdi işte daha şeffaf seçim yapacaktı, sözünü tutmadı. Buyur. Evet. Yani saçma sapan, yani hem solcusun hem anti-emperyalizme karşı sen orada savaşıyorsun yani Latin Amerika'da. Bu da Latin Amerika'da Amerika'ya karşı savaşıyor ama dandik bir konudan bana söz verdi de yerine tutmadı. Buyur. Ve bunun için yani BRICS dediğimiz hikaye, bu iki örneği bundan dolayı anlattım. Yani o zaman BRICS içinde de bir takım ya ben detayına güç, girmiyorum zaten. Yani tek tek ülkelere girsen savaşları. Zaten hayatta çıkamazsın orada da. Orada en önemli ben sana söyleyeyim. Yani Hindistan, Çin ve Rusya. Rusya. Bir de Güney Afrika. Yani Güney Afrika'da o Afrika'nın en önemli ülkesi olmasından kaynaklı. Şimdi mesela Brezilya BRICS'in üyesi ama geçen dönem Brezilya Cumhurbaşkanı adam faşist. Hem de korkunç faşist yani bir adam idi. Düşünsene yani. Seçim sonuçlarını kabul etmedi. Hiçbir şey kabul etmiyordu. Korkunç bir faşist bir adamdı. Allah'tan işte Lula solcu geldi onu devirdi. Ona rağmen yani ülkeler bazında tek tek bir sürü şey söylenebilir. Senin dediğin gibi Pakistan meselesinde, Hindistan meselesinde sen Hindistan'la ilişkilerini iyi geliştirirsen Türkiye anlamında Hindistan'ın Keşmir'den dolayı Pakistan'la senin kardeş ülke tırnak içinde bir sorunu var. Onu nasıl dengeleyeceksin Türkiye anlamında söylüyorum. Evet, yani onun için o işler biraz karmaşık gelişiyor diyeyim hadi. Ama zaten şöyle Türkiye nerede böyle bir şey olsa hepsine girmeye çalışıyor. Çok taraflı dış politika diyorlar ya. Yani çok taraflı da o kadar çok taraflı olunca da bağlantılar taraf kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Ortada kalıyorsun öyle. Yani tabii şehit sözünün arkasından dünya beşten büyüktür. Hı hı. Dünya beşten büyüktür diyorsunuz ama o beş hepsinin gayri safi milli hasılalarına, dış ticaret şeylerin ithalat ihracat rakamlarına falan baktığınız zaman dünyanın zaten ilk beşinde büyük bölümü. Yani mesele sadece siyasi falan da değil. Yani gücünüz varsa beşle sınırlı tutarsınız. Ya sırf güç, yani tamam gücün var o ayrı şey değil de tabii uluslararası alanda bir sürü dengesizlikler var, Birleşmiş Milletler de var, işte NATO meselesi var, Ukrayna savaşı var. Alsanız son örnek Orta Doğu'daki işte Lübnan bombalanıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Beyrut bombalıyor, kendisi Burjil Barajı'na bile öldü. Bombalanıyor. Evet. Gazeteci ben o fotoğraf kameramanı tanıyorum Elmeyedin televizyondaki bizim arkadaşlar onlar. Onlar öldürülüyor, kimse umurunda değil. Gazze'de son rakamı hatırlamıyorum ama galiba 192 tane gazeteci öldürüldü. Sırf Gazze'de öldürüldü. Kimsenin umurunda değil. Birleşmiş Milletler görevlileri öldürüyor. Birleşmiş Milletler sesini çıkarmıyor. Böyle küstah, katil, ruh hastası, manyak, sapık bir Netanyahu. Bütün dünyaya ama kafa tutuyor. Şu anda öyle bir durum var ki her şeyi onlar belirliyorlar. Netanyahu belirliyor. Evet.
Bugün ona mesela savaşacağım orada diyor, orayı bombalıyor. Aynen. O gün öbür tarafı bombalıyor. Sonra bir de yani gazetelere baktığın zaman bizim hala gazetelerimizde büyük savaş, büyük savaş. Ya büyük savaşa gerek yok, adam küçük küçük ilerliyor. Daha ne yapsın abi ya? Daha ne yapsın? Ya Beyrut'u, sen işte Beyrut'u biliyorsun. Burjil Barajı'nın şeyin en ortası biliyorsun Beyrut'a. Evet. Orası evet. Bombalandı. Ki hiç havaalanının bina, yanı. Bütün binalar bombalandı. Bak bütün binalar, her gün konuşuyorum. Orada Hareke ailesi vardı. İşte onlara misafir olmuştuk. Hıdır Hareke, eski evlerine adalet. Evlerine gitmiştin sen. Tabii. Eski adalet bakanıydı. Her gün bombalanıyor. Şu ana kadar 3000 kişi öldü. 12.000 kişi yaralandı. Evet. Bak hiç kimsenin gıkı çıkmıyor. Doğru. Kimse dedim bırak Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği, BRICS, onları da bırakıyorum. 57 Müslüman ülke var. 22 Arap ülke var. Hiçbirinde... Neyse ağzımdan bir şey kaçacak da. Yani böyle bir rezillik olmaz ya. Vicdanım yok lan sizde. Evet. Şeyden vazgeçtim bak, din, iman, işte Arap'tır, Türk'tür, Müslüman, bunların hepsinden vazgeçtim. Vicdan yok mu lan sizde? O çocukların parçalanmış cesetlerini görüyorsanız, parçalanmış ya, ne görüntüler, korkunç görüntüler geliyor bana. Korkunç, seyredemezsin yani. Kimsenin umurunda değil, millet eğlencesinde, gezmesinde, tozmasında. Yarın öbürsü gün hepsinin başına aynı şey gelecek. Beyrut'u düşün, o biz o savaş sırasında gittiğimiz Beyrut bile bugünkünden çok daha farklı, çok daha sefil bir durumda. Yok işte. Yani görüntülerden izlediğimiz. Ya neler oldu ya, neler yani. Kimse abi, enteresan. Ya onu bırak, kimse İsrail'le ilişkisini bile kesmiyor. Vazgeçtik bak, ticareti, askeri işbirliğini, ihaneti, istihbarat desteği hepsini bırakıyorum. Ya ilişkiyi bak, kesemiyorsun ya. Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda finallerde sokmadılar. İhraç ettiler. İsrail bütün takımları uluslararası turnuvalarda oynuyor. Onu bırak yani Ukrayna Savaşı'ndan bu yana AB ve Avrupa Birliği ve Amerika Rusya aleyhinde yanlış hatırlamıyorsam galiba 25 bin ya da 27 bin oldu. Yaptırım kararı aldı. Senin dediğin gibi yani sporu moporu bırak her şeyde. Her konuda. Ve ilişkiler kesildi. Elçilikler işte azaltıldı filan. Peki ya bir tane İsrail'le niye aynı şeyi yapmıyorsun? Bir tane. Evet. Niye yapmıyorsun? Yapmıyor abi. Bu başka nasıl örnek vereyim. Amerika Vietnam'da yıllarca savaştı. Olimpiyatlardan atılmadı. Rusya'ya Sovyetler Birliği Afganistan'a girdi. Olimpiyatları boykot edildi. Ya işte sen söyledin bırak onu, eski onu. İsrail şimdi. Evet. Her gün öldürüyor her gün. Her gün 150 kişi öldürüyor bak. Evet. Her gün Filistin'de ve Lübnan'da her gün 150, 130, 140, 170. Dün 177'ydi en son yanlışı dün. Bugün sabahleyin bakmadım. Yani ortalama hadi 100 kişi öldürüyor. Çoluk, çocuk, kadın, okulları bombalıyor, camileri, her şey bombalıyor. Ya kimse demiyor ki lan ruh hastası, manyak, sapık adam. Dur lan. Ya şimdi tabii bunu gazetelerden, internetten falan takip ediyoruz. İsrail halkının da tepki gösterdiğini. Ya tepki kalmadı artık. İsrail şimdi çünkü adam... Okuyoruz, görüyoruz. Tamam da o bir şey yaramıyor. Kaç kişi çıkıyor? Neden çıkıyorlardı? O çünkü Hamas'ın kaçırdığı ellerinde var ya rehineler. Evet. Rehinelerimiz yakınları istiyoruz. Yakınları var. Sen adamı Hamas'ın iki liderini öldürmüşsün. Bak Hamas'ın iki liderini öldürmüşsün. Hamas hala senin rehinelerin birine dokunmamış bile. Hiç vurmamış, öldürmemiş. Hala koruyorlar orada nerede saklanıyorsa. Şimdi buna rağmen kimse demiyor ki ya yeter bak, iki tane Hamas liderini öldürdün. Bir sürü komutanını öldürdün. Hizbullah'ın iki liderini öldürdün. Bir sürü komutan. Yeter ulan manyak katliyeten ya. Evet. Yeter. Demiyor buna. Ya ben bu sağlık sorunu ben bile gidip döveceğim adamı yani. Düşün yani, işin gırgırındayız. Adam yani. Gerçekten yani kökünü kazımak gibi bir... Zaten söylüyor, ay bak gizlemiyor. Ben diyor bu kıyamet savaşıdır. Yani onların inancına göre. Yani kıyamet. Bir daha başını kaldıramayacak hale getirecek. Herkes yani. Kölemiz olacak. Ya söylüyor. Şimdi biz şey olunca radikal İslamcı kelimesi kullanıyoruz. Ama dikkat et, kimse şunu kullanamıyor korkusundan. Radikal Yahudi demiyor. Adam radikal Yahudi. Kendisi yani söylüyor bak, kendisi evet. Söylüyor. Ben söylemiyorum. Kendisi söylüyor. Ben diyor Tevrat'ın bana söylediğini yapacağım diyor. Peki onu söylüyorsun da sen kimsin ulan? Peki biz burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayalım. Biz de İslam'a hani bayraktır, ezan tutmaz, evet. Bayrak inmez işte diyoruz ya. Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri, Allah, Peygamber, kıblemiz, işte Mekke, Medine, işte Kudüs birinci kıblemiz diyor muyuz, diyor muyuz?
Kırmızı çizgi mi, kırmızı evet. çizgi diyor mu? Ya bir şey yapsanız öyle. Bir şey yapın ya. Bir şey yapın Allah aşkına bir şey yapın. Durdurun lan her gün çocuklar ölüyor. Ya daha diplomatik konularda da herhangi bir yaptırım kullanmadı. Hiçbir şey kimse bir şey yapmıyor. Bak hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Bu kadarını söyleyeyim mesela. Yani ihanet içinde olanlar. Ki buna diğer Arap ülkeleri de dahil. Onu başta söylüyorum. Evet, evet, Arap ve Müslüman evet. diyorum. Arap ve Müslüman diyorum. Düşünsene. Yani yazık günah ya. Bak bir daha söylüyorum şeyden vazgeçtim. Araplık, işte Müslümanlık buna hepsini bırakıyorum. Ya insani bir mesele. Çoluk çocuk öldürüyor. Şu anda 2,5 milyon Filistinli açlık sefalet içinde. 1 milyon Lübnanlı Suriye'ye kaçtı. Suriye'den savaş sırasında Lübnan'la insanlar kaçınca bir sürü laf edildi. Doğru. Şimdi tersi Lübnan'dan 1 milyon yani dün rakamını söylüyorum 900 bilmem kaçtı. 1000 Suriye'ye sığındı ya. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Lübnan'dan gelecekleri kapımız açık dedi. Zaten geliyor, çok geliyor. Şu anda uçaklar full çalışıyor, gemiler çalışıyor. Kaçıyor abi ne yapsın? Nereye indiriyor? Nereye gidecek? İşte bir kısmı Suriye, başka yok ki. Lübnan, Türkiye komşusu yok. Şeye, güneye geliyorlar işte Mersin, İstanbul'a, Adana, her taraf parası olanlar geliyor. Ki Lübnanlılar zengindir. Zengindir. Zaten yurt dışında çok Lübnanlı olduğu için onlar da destek veriyorlar, yardım ediyorlar. Yani henüz o şeyle tırnak içinde garibanlar Suriye'ye gidiyor. Karayoluyla gidiyor çünkü. Ama şey parası olanlar uçakla, gemiyle buraya geliyorlar. Ki çoğunun Avrupa'da da... Akrabaları var. Avrupa'da da, Amerika'da da var, Kanada'da var, Avustralya, çok Lübnan'da var. Lübnan'ın nüfusu 6 milyon. Dışarıdaki Lübnanlıların yani 100 yıl... Daha kalabalık. 15 milyon. Şey gibi, Sivaslılar gibi. İstanbul'da Sivas'tan çok Sivaslı var. Ya da şeyler atıyorum, kim diyeyim hadi. Yani örnek veriyorum... Sarıyer'de de mesela Rize'den çok Rizeli var. Almanya'da da öyle ya. Hani atıyorum, sallıyorum ya öyle örnek olarak. Diyarbakırlı diyelim hadi. Yani Diyarbakırlı şeyde, Almanya'da şeyden daha fazla Diyarbakır'dan herhalde. Ve yani Diyarbakır diye başka ilçeler anlamında öyle çok var. Şu anda tam hatırlamıyorum da. Bir iki yere ben gitmiştim çünkü kaç yıl önce konuşmaya. İşte onlar öyle espri yapıyorlardı. Hocam biz burada şeyden daha fazlayız. Neydi adı? Malatya'nın bilmem ne ilçesi. Evet, Arguvan örneğin. Hadi. Çok göç veren. Ya o şey, şimdi şöyle şehirler. Biliyorsun. O hani 60'lı yıllarda Almanya için söylüyorum. İlk resmi trenlerle götürüldüklerinde. İşte gidiyorsun 10 kişi. Atıyorum Frankfurt'un Ilstein kasabasına seni yerleştirdiler. İşte orada Ilstein'da diyelim ki Opel fabrikası var. Sen şimdi gidiyorsun, yerleşiyorsun. Ondan sonra amcanı, torunu, yeğenini, kuzenini getirmeye başlıyorsun. Yani gettolar oluşuyor. O gettolar öyle oldu aslında. İlk kuşak için söylüyorum. Kolay da değil. İlk kuşak abi oldu 60 yıl önce. İşte o zaman ne oluyor? Şey ne demişti Turgut Özal? Almanlar bayağı ürkmüştü sanıyorum. Helmut Kohl zamanında mıydı? O dönem Helmut Kohl'un zamanı özelinde onu doğru. İleride dedi bak dedi bizim burada nüfusumuz dedi şu kadar olunca görürsünüz dedi. Adam da ya ne demek istiyor bu adam falan dediler. Şimdi bak Cem şeye aday eyalet başbakanlığına. Ama olmaz olsaydı o ayrı bir konu. Hiç kimse sevmiyor onu. Neyse ayrı bir konu. Hayır şeyi açısından söyledim bunu. Bakanlar var, işte ne bileyim eyaletlerde belediye başkanları var, şeyler var. Ama onu ben çok fazla önemsemiyorum. Önemsediğim şey daha fazla Türkiye kökenli insanlarımızın. Yani orada da kavga devam ediyor. Yarısı işte AK Parti'ye oy veriyor, yarısı CHP ya da ya işte muhalefete veriyor. Orada da kavga var ha. Ciddi kavgalar oluyor. Onu biliyorum. Ama orada eskiden beri Milli Selamet Partisi zamanından bu yana aynen. çok büyük faaliyetler gösteriyor. Kaplancılar vardı o ya o zaman. Kaplancılar vardı. Cemalettin Kaplan. Aynen o ekipler adam, vardı. MHP'liler vardı o zaman da bayağı etkin bir şekilde. Şey solcular vardı. Buradan 12 Eylül döneminde kaçan solcular vardı. PKK'lılar vardı. İşte neyse yani bir sürü hikayeler var. Onun bir farklı formatlarla devam ediyor. Çok. Ama ben orada şunu önemsiyorum. O hani şeye dönmek aslında. Dediğin şey bu önemli. Yani bu matematiksel rakamlar anlamında. Ama benim önemsediğim şey daha farklı. O da Türkiye kökenli insanlarımızın Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi neyse ekonomide etkin olması. Yani Türkiye kökenlilerin Alman şeyindeki ekonomisindeki payı bayağı yüksek. Ciddi yatırımları da var. Paraları da çok var. Yani 60-70 milyar euro para olduğu söyleniyor bankalarda bunların Devgenç'in basın sözcüsü
arkadaşımız, yakın dostumuz. Bir zamanlar derken. Bir zamanlar Türkiye-Almanya, Almanya Türk İş Adamları Derneği 2. Başkanı, fabrikaları var ve oraya bir valizle gitmişti. Bayağı ciddi işler yaptılar orada, yatırımlar yaptılar. Müfit Tarhan izliyorsa selamlar gönderelim Müfit'e. Bayağı güzel işler yaptılar. Ya Türk insanı bak, yani kimse yanlış anlamasın, Türk, Arap, işte Kürt öyle değil. Yani Türk, Türk vatandaşı, Türk, her Türk, Türk, Türk olduğunu söyledi sürece Türktür derler yani. Şimdi gerçekten aklık başında, ben Türklerle Suriyelileri ve Lübnanlıları birbirine çok benzetirim. Gerçekten öyle. Yani mesela Lübnanlılar düşünsene Osmanlı döneminden, Osmanlı döneminden. Hatta biliyorsun işte Arjantin Cumhurbaşkanı, Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos Menem. El Turco derler. Evet, ha, evet. Suriyeli evet. Biliyorsun. El Turco. Ama Osmanlı zamanında gittiği için El Turco demiş. Türkiye, yani Osmanlı doğru, diyarından doğru, geldi. Doğru, doğru. İşte o zamandan itibaren Carlos Menem miydi? Carlos, evet. Suriye'den ve şeyden, Lübnan'dan ve biraz da Filistin'den Latin Amerika'ya, yani şu anda Latin Amerika'da bu üç ülkeden büyük ihtimalle en az 15-20 milyon var. Köken olarak, köken olarak. İşte Türkler böyle. Yani gittikleri yerlerde korkunç başarılar. Yani oran önemli değil, x'i 5'i falan ama ezici çoğunluk itibariyle. Öyle çok ilginç ki şey bak ya. Şeyde bu platformlardan birinde bir İsrailli ajanın hayatını anlatan Suriye'de çok önemli yerlere gelmişti ileride. Suriye'ye gidecek ve bürokrasinin içinde yer alacak, önemli bir görev alacak. Şeyden başlıyor işi. Arjantin. Güney Amerika'dan başlıyor işi. Oraya gidiyor. Tabii. Orada kendisini Suriyeli olarak giriyor da kabul ettiriyor ve oradan gidiyor şeye, Şam'a. Çünkü o tanıştı Emin Hafız. Yani o ajanın işte soyadı Cohen de, birinci adını şu anda hatırlamıyorum. O gerçek orada, bir öykü değil mi? Gerçek tabii. Gerçek tabii. Müthiş bir hikaye. O tanıştığı adam daha sonra Suriye Cumhurbaşkanı oluyor. Emin Hafız. Ve başlıyor Şam'dan ajanlık yapıyor. İsrail'e durmadan Şam'dan. Çünkü çevresi müthiş. Yani Cumhurbaşkanı'ndan tuttur da herkesin kankası olmuş adam. Evet, durmadan evet. Hediyeler alıyor bu işte önemli kişilerin eşlerine. Öyle bayağı şey. Sonunda onu bir gün 67 Savaşı öncesinde cephede Suriyeli ve Mısırlı komutanlar teftiş yaparken Golan cephesinde Mısırlı bir istihbaratçı fotoğrafları inceliyor. Normal çünkü o. Kim var fotoğrafta diye. Bir bakıyor bu adam. Şey müdürüne diyor ki, efendim diyor bu şey, Mossad ajanı bu diyor. Manyak mısın lan diyor. Bu Suriye Cumhurbaşkanı'nın en yakın adamı. En yakın arkadaşı. Yok diyor, Allah Allah bu ajan ya, ben bunu biliyorum. Arjantin'de ben bunu takip ediyordum dedi. Tabii kimseye söylemiyorlar. Başlıyorlar takip etmeye bunu. Suriye sonradan geliyorlar şeye söylüyorlar. Suriye'de Cumhurbaşkanı'na, ekibine, istihbarata diyorlar ki bu böyle. Tabii denetim altına alıyorlar, takip ediyorlar. Adam evinde kurmuş tezgahı. Ha biraz şey telsizle. İsrail'e bilgi ve yakalandı ve Şam'da Merce Meydanı var. Orada asıldı. İsrail onu almak için neler yapmadı? Amerikalıları ara bulucu kullandı, Rusları ara bulucu kullandı ama asıldı. Onun filmi yapıldı ya, biliyorsun. Dedim işte onu, yani işte onu söylüyorum. Aynen, öyle. Onu söylüyorum. Ya onun için bu hikayeler ne yazık ki, ne yazık ki bizim gibi ülkelerde, bizim gibi ülke. Şimdi mesela dün evvelsi gün, işte 3 gün önce Mossad'da yakaladı ya, İran ajanları evet. Yakaladı falan. Yani bu ajanlık beceriye bağlı. Şimdi mesela İsrailli bir dönem Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Dışişleri Bakanıydı kadın. O kendi anılarında yazıyor. Çünkü Mossad'da çalışıyordu. İşte ben diyordu ki Filistinli, Paris'te Filistinli erkekleri yatıp kalkıyordum ve daha sonra öldürüyordum. Malum buna benzer bir şeyler yazmıştı. Bu ajanlık öyle yani, sonuçta hani bu bunu yapar, o onu yapar, yapılıyor yani bu. Tabii yani, şimdi bizde de işte bu İsrailli Mossad ajanları yakalandı ya. Yani tabii ne yaptıkları önemli. Onu bilmiyoruz. Yani Erdoğan'ın evini fotoğrafını çekenler. Evet. Yakalandı ya. Evet, hani evet. Çamlıca Kulesi'nden, tepesinden, evet. Kulesinden Erdoğan'ın evi gözüküyor. Benim ev Erdoğan'ın evet. Evine yakın. Oradan geçiyorum şimdi. Orada fotoğrafları çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarını görmüşler, yakalandı falan. Sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog aradı Erdoğan'ı.
Serbest bırakıldı. Eğer gerçekten tehlikeli bir şeyse niye serbest bırakıyorsun? O zaman öyle bir muhabbet vardı. Muhabbetle olmaz. Yok. Yani bıraktırabiliyordu bir telefonla. Şimdi başka bir şey olabilir ama bu tür şeylerde muhabbet olmaz. Devlet güvenliği var. Evet, Cumhurbaşkanı tabii, Erdoğan'ın tabii. evi. Allah bilir onlar ne çektiler. Bilmiyorum. Değil mi? Ne niyetle Hayır, çektiler bilmiyorum. Hayır ben serbest bırakılmalarını diyorum. Onu diyorum işte yani. Onun için bırakılmaz. O anlamda söylüyorum ben de zaten. Şimdi sen bir ülkenin cumhurbaşkanı hele hele yani Türkiye ve İsrail ilişkileri. O kadar. Sonra bir telefon ediyor şey İsrail cumhurbaşkanı. Ya bunları özel bir uçakla koydular gönderdiler. Şey gibi Rahip Branson. Korumalar masraf diye bir. Rahip Branson gibi var. Abi bıraktılar gönderdiler işte. Bu iş böyle ya. Bak cumhurbaşkanı korumaya 1.8 milyar gitmiş. 2.8 milyar daha gidecekmiş. Normal abi yani Cumhurbaşkanı şimdi evi dediğim gibi ben evin önünden geçiyorum. Yani burada evde sen bile. Sen sık karşılaşıyorsun. Neler o şey. Yani bir de trafik kapanıyor. Trafik önemli değil. Çıkışta yani evden çıkışta bütün yollar sağ sol hepsi polis, asker, özel o koruma birliği özel onu biliyorsun siyah giyiyorlar. Helikopter var tepede yani kolay iş değil yani masraf büyük yani onlar ya masrafı söylüyorsan. Ben bir defa saymıştım yani 30'a kadar saydım ondan sonrası. Arabayı mı? Karıştı evet. Yok canım yani en az 70-80. Yani ben 30'a kadar Yok. Saydım. Yani en, şurada bak. En hay yani toplamında en az 80-90 olması lazım en az. Evet. Evet. Yani 30 nedir 30? Yani fazla. Yani sokağa çıkınca bir de bu kadar zaten arabayla, yolu kapatıyorlar. Yani o onun için 70 80 60 konvoyun geçmesi falan. 10 dakika sürüyor. Şeyde bile yaptılar ya Amerika'da bile hani bir fotoğraf Amerikalı evet. çekmiş ya. Evet. Yani evet. orada bile hani şey dikkat çekiyor. Ve bunlar ya bir de şimdi niye bu kadar araba? Yani hadi diyelim ki 30 vazgeçtik 90'dan da 80'de var. Şimdi orada iki tane Jeep var. Bak evet. orada geliyor. O iki cipten birisi. Hani şey yapmak için, yanıltmak için kullanılır ya böyle dünyanın evet. tarafında. İki cipten birisinin şeyi Cumhurbaşkanı da oturuyor. Tamam mı? Önünde diyelim ki 4 tane araba koyarsın. Arkasında da 4 tane araba koyarsın. Niye yani bu 30 tane 100 kim var o arabaların Bak, içinde? Bu şu arabalar çok önemli. Ben o zaman onların fiyatlarını falan çıkarmıştım. Onlar işte. Onlar da zırhlı. Evet. Onlar acayip bir şey. Cumhurbaşkanının arabası iki tane. Bir şu öndeki Force'lu. Bir de aynı arabanın ikizi ayrı gidiyor. Hangisinde olduğu şaşırtmaca. Tamam işte onu dedim. Olsun işte iki diye. Tane. Her zaman en öndekinde olmayabiliyor. Tamam da abi bak şimdi bu diyelim ki çıkıyor ki bir yerden. 1.4 milyon avro o otomobil. Abi öyle değil de bak şimdi biraz başka örneklerle gideceğim de ondan dolayı. Şimdi bu yol üzerinde dedim ya çıkıyorsun. Diyelim ki Erdoğan çıktı köprüden 15 Temmuz kemisine çıkacak karşıya geçecek. Evet. Yol boyunca. Kapatıyorlar. Şimdi kapatıyorlar sağa sola kapatıyorlar. Şimdi şeyde de. Yani eğer birileri bu işte şey TÜSAŞ'ta olduğu gibi evet. kafaya koymuşsa birisi bunu yapacaksa yapıyor. Şuraya da bu şekilde yapıyor. İşte Karaçi'de şeyde Benazir Bhutto nasıl vurulduysa, işte Kennedy nasıl vurulduysa, işte onun kardeşi Robert nasıl vurulduysa, başkaları Sedat. Enver Sedat. Kendi askerleri burnunun dibinden. Hem de resmi geçitte. Evet. İndi şeyden atladı, taradılar oraları Sedat ve ekibinin bulunduğu yeri. Yani bu suikast tarihinde Hariri, Lübnan Başbakanı Hariri, onda da böyle araba vardı. Evet. Hem de özel yapılmış. Şey ona da hediye etmişti yanlış hatırlamıyorsam, Suudi Arabistan Kralı yanlış hatırlamıyorsam, hediye etmişti. Havaya uçtu araba. Adam öyle bir yerleştirmiş ki şeyi patlayıcı hem de olağanüstü bir güçle yani. Yani onun için hani Bayan Gandhi şeyi koruması en yakın koruması onu diyorum işte yani bu şekilde diye. Değil de yani keşke şöyle olsaydı. Yani Erdoğan ilk başbakan olduğunda toplumla halkla bütünleşmiş bir haliyle sevgisini kazanmış bir haliyle bu korkuyu yaşamak yerine bu kadar şeye gerek evet, yoktu. Evet, buna gerek zaman, kalmazdı. Sen zaten halk tarafından sevmiyorsun. Üç kişi seni korur, onda bir sorun yok. Bu ama bir güç yani, gösterisi oluyor. Ya güç gösterisi biraz da şey ya, endişe var bu işin içinde yani.
Hatta şey de vardı ya. Bu araçların getirir mi tekrar? Bir yere yaklaşırken de diyelim ki camiye gidiyor. Bütün o koruma arabalarının kapıları açılıyor. Büyük station arabalar var ya, Amerikan arabaları. Tekrar getirir mi arkadaşlar? Kapıya çıkıyorlar hepsi. Hepsi kapıya çıkıyorlar. Böyle acayip. Ve çok ilginç, çok ilginç bir fotoğraf vardı. Keşke onu da hazırlasaydık. Musavat Dervişoğlu da aynı şekilde. Gördün mü sen o fotoğrafını? Bir konvoyla gidiyor. Bak bu arabaların kapıları açılıyor. Bütün kapılarda korumalar ayakta. Herhalde o yan tarafa böyle bir basamak mı yapmışlar? Basamak var tabii. Herhalde orada. İki şeyde. Taraftan basamak var tabii. Böyle. Yani bu şu kadarcık fotoğrafta öyle bir herhalde bir 10-15 var burada. Bir de bunun daha görünmeyen şu şeyin arkasından ya gelen... Ya niye öyle diyorsun var. O menzil tarikatının şeyhi? Kaç araba orada arkasında? Evet. Ben diyeyim 1000 sen bana de 5000. Atıyorum. Önünde de var arkasında. Bu tarikat şeyi ya. Ben neyi konuşuyorsun? Merkel bir minibüs kullanıyor. Evet, evet. Bir tane koruması var. Evet. Bir koruması var. Bak bir. Önünde bir motosiklet gider. Ben biliyorsun arkasında bir motosiklet. Onları karşılaştırmıştım. Evet. Yani Avrupa'da herkes öyle. Canım Hollanda Başbakanı bisiklet. O hepsi öyle. Avusturya, İsveç, öldürülen Olof Palme. Olacak yani öyle mi düşüneceksin ya? Yani böyle yaşanmaz ki ya. Şimdi beni tehdit ediyorlardı. Ama belki de şu. Belki bundan mutlu mu oluyor acaba? Hoşuna mı gidiyor? Hayır şimdi ben Halk TV'deki program yaparken o zaman bayağı bu troller, mroller çok saldırıyordu bana. Zaten onların saldırıları sonucu zaten tutuklandım, Silivri'ye kapatıldım. Kampanya yürütüyorlardı. Şimdi beni tehdit ediyorlardı. O zaman zaten IŞİD fetva vermişti. Kafanı keseceğiz, uçuracağız falan diye benim için. Beni işte tehdit ediyor. Mesaj atıyorlar. Bu telefonu var tabii adamlarda. Geberteceğiz, seni keseceğiz, biçeceğiz. Ben de diyorum ki siz neredesiniz? Ben geleyim, siz zahmet etmeyin. Ben geleyim, orada geberttim beni. Nerede gebertecekseniz. Ondan sonra işte Ayşenur'la çıkıyoruz. Ya şimdi gelsene bir hani bıçaklamaya kalkışsalar falan ne yapacağız diyordu bana şimdi Ayşenur. Vallahi Ayşenur diyorum ben bir şey yapacak halim yok. Zaten yürüyemiyorum. Anca şöyle yapabilirim. Abi dur. Abi şuradan bıçaklama beni. Şu yan taraftan bıçakla ya da atıyorum şuradan bıçakla diyebilirim. Başka ne yapabilirim ya bu saatten sonra? Bırak tabancayı ya da makineli tüfekle taramayı. Bıçaklama bile. Yani o işe bak o psikolojiye girdiğin andan itibaren onun çıkışı yok. Şimdi çok iyi silah kullanan, Türkiye'nin en iyi silah kullanan adamı deniyordu Hiram Abbas. Hiram Abbas MİT müsteşar vekiliydi. Otomobilinde vuruldu ve çok yakından ateş edildi. Silahı kucağında. Yani kullanmaya, yani kucağında silahla araba kullanıyor üstelik bir de. Ve o silahı kullanmaya fırsat bulamıyor. Ya tanıyan birisi o kadar yaklaşabiliyor ya da bir şekilde... Ya Namık sen de biliyorsun bu teknoloji çok gelişti. Yani evet. İşte şeyde Lübnan'daki olayları yaşadık. Lübnan'daki olaylar evet. Çağrı cihazlarının hepsinin içine patlayıcı koymuşlar. Evet. Bu kadar basit yani. Cep telefonu istediğin patlatabilir. Şu telefonda hiçbir şey yok. Bunu bile patlatabiliyor yani. Daha ne yapabiliriz ki? O, bir de o minik dronlar var ya. Onu fark edemiyorsun da. Onu vurmak da zor. O sivrisinek gibi. Evet. Evet. O işte evet. En son Sinvar'ı işte evet. Şey Uğran zaten o biliyorsun. Şu kadar ya. Şu kadar. Geliyor sivrisinek. Sesi de zaten öyle sivrisinek gibi. Artık bu teknolojiyle şimdi böyle hani Allah göstermesin yani böyle bir olayda Erdoğan'a yönelik orada 3 tane birisi tam o köprüye çıkarken orada bir ormanlık alan var. Orada saklanacak. Orada işte kaldıracak şeyleri hani, falan filan. Hani delikli demir çıktı mertlik bozuldu. Aynen. Şimdi delikli demirin de çok ötesinde. Onun için yani keşke hani bunların hiçbiri olmasa keşke hani seçildiğinde Mart 2013'te başbakan olduğunda Başbakan Erdoğan o zamanın hani toplumun işte toplumsal kardeşliği, barışı, dostluğu, şunları o yönde çalışsaydı da bunların hiçbir biz de mesela kalmasın. Şu kadar nerede? Sözcü gazetesi. Şu kadar fabrikalar, savunma sanayi bunları yapmak yerine sağlıkla ilgili tesisler kursaydık. İnsanların refahını sağlayacak ürünler üretebilseydik fabrikalarda. Bunlarla uğraşsaydık. Savunma sanayi yerine, bombalar yerine, roketler yerine. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Yani bunlara harcanan parayla Afrika'nın su açlık sorunu da, sağlık sorunu da çözülebilir uzmanların söylediğine göre. Ama biz öyle bir dünya yaratılmış ki
Ve her şey bir proje. Ya tamam, onlar hepsi. Her şey bir proje. Şimdi bu sen sanayi manayi falan diyorsun. Bunlar tamam. Ya diyelim ki olumsuz bakmıyoruz diyelim. Ya biz her düşün, bu ülkenin cumhurbaşkanı, daha önce de başbakanı olmuş bir Erdoğan. Yani her gün çıkıyor, hepimize ağır laflar ediyor. Hepimiz çok vatan hayiyiz, hepimiz şöyleyiz, hepimiz böyleyiz, teröristiz, bildiğimiz yani o konuşmalarını tek tek burada söylemeye gerek yok Erdoğan'ın. Şimdi böyle bir yani biz ne yaptık? Yani biz deyince ben sen değil, genel olarak yani farklı görüşü olanlar hadi yani, öyle evet. Diyelim. Ya niye bize vatan haini diyorsunuz ya arkadaşlar, troller de dahil olmak üzere. Yani biz ne yapıyoruz ya tam tersi. Kimseye de hakaret etmiyor. Yani ona da bırak, bu ülkenin iyiliği için bir sürü şeyler söylüyoruz. Yani doğru söylemiyorsak söyleyin bize, şurası doğru değil, biz de düzeltelim. Şimdi böyle bir şeyde, sistemde, böyle bir kafa yapısında bu ülkenin şu ya da bu şekilde istediğin kadar apartman yap, istediğin kadar fabrikada yap, hiç önemli tabii değil. İstediğin kadar da İHA-SİHA yap. Toplumun kendiliğinde bir sorun varsa, sorunlar daha doğrusu yumağı varsa hiçbir şey yaramaz. Hiçbir yere de gidemezsin, hiçbir yere de gelemezsin. Çünkü hayat yalnız ve yalnız bir binayla, apartmanla, fabrikayla olacak iş değil. Sen fabrika yaparsın, işçi grev yapıyor, işçiyi dövüyorsun. Doğru. Ne anladık bu işten? Ne anladık böyle bir fabrikadan? Ya da oradaki memurlara çalışan müdür, okuma yazması olmayan bir müdürdür. Alttakileri her gün hakaret ediyor. Örnek veriyorum böyle, abartıyorum. Nasıl olacak bu iş? Hani liyakat dediğin için sen az önce. Yani böyle olmaz. Onun için dönüp dolaşıyoruz, eğitime geliyoruz. Eğitim tabii tek boyutlu değil. Eğitim kültürdür, sanattır, güzelliktir, sevgidir, aşktır, beraberliktir, dostluktur. Eğitim böyle olur. Tek bir gittim okula geldim. Evet. Okullardaki çocukların yarısı kafayı üşütmüş. Sistemden dolayı. Sistemden dolayı. Yani bir sistemle başlıyor, o sistemle bitiremiyor eğitim hayatını. Bitiremez. Çünkü o kendi kafası net değil. Tabii. Çünkü her bakan o yanlıştı diyor, kendi sistemini getiriyor. O yanlıştı. Ya da bilinçli bunu yapıyorlar. Belki de. Yani belki daha kafamız karışsın diye bence bilinçli yapıyorlar. Umarım öyle değil ama ne yazık ki öyle. Bu da bir gerçek yani sonuçta. Ya boş ver abi ya, ne diyelim yani sonuçta. Bak o zaman bu neden oluyor biliyor musunuz? Keşke şurada bir denge sağlayabilsek her şey düzelecek. Arkadaşlar bütçe diye bir şeyimiz var. Fotoğrafımız olacak. Bütçe diye bir fotoğraf getirelim. Bütçe kalmadı ki. Bak, ne bütçe ya? Çok enteresan rakamlar var ama. Burada bir yılda 2 trilyon liraya yakın, 1.950 trilyon faiz ödüyorsun. Yıllık bütçeden faize ayrılan pay. Hani faiz haram. Yahut 2 trilyon faiz olur mu? Birey olarak haram. Devlet olarak haram değil. Merkezi yönetim bütçe giderleri. Teklif. Bak faiz giderleri. Tamam şu kalın çizginin orada. Görüyorum. 1.950 trilyon. 2 trilyondu artık ona. Orada şey niye öyle? Cumhurbaşkanı'nın amblemi var orada. Sunum meclise getirip öyle sunuyor. Doğru, ya. O sunuyor. Onlar ya Cumhurbaşkanı yardımcısı sunuyor tabii. Cumhurbaşkanı gelip bütçeyi sunma gereğini duymuyor. Yardımcısını gönderiyor. Işte yardımcısı da bunu koyuyor. Onaylayın bunu deyip gidiyor. Normal. Ve onaylanıyor. AKP, MHP ve diğer koalisyon ortaklarının oylarıyla oynanıyor. Bak şimdi. Gelir ve gidere baktığın zaman arada inanılmaz fark var. Onu da bir şekilde ödeyeceğiz. Yani o öyle kalmayacak. Bir şekilde onu bize ödetecekler. Gelir vergileri neymiş? 11. Merkezi bütçe geliri 12. İşte gelirle gider arasında da inanılmaz bir fark var. Geçen sene 2,5 trilyon muydu neydi? Demin ne dedim? Bütçe açığı. Borç yiğidin kamçısıdır. Ama o kamçı bizim sırtımızda şartlıyor. Tabii ki kimin sırtında olacak? Bizim sırtımızda tabii çünkü Türk halkı yiğit bir halktır. Tabii ki evet. Öyle olacak. Sen ne bekliyorsun ki yani? Yahu kurumlar vergisi şeyden daha düşük. Çok daha düşük. Yani kurumlar dediğin şey işte bu üreten fabrikalar, şeyler. Ama vergi ödemiyorlar.
şeyleri görüyoruz, hep burada gösterdik. Ya simitçilerin sattığı simitten vergi peşine koşan bir devletin, bir iktidarın, bir maliye bakanı. Sosyal devlet olması adamla mümkün mü? Neyi konuşuyorsun? Neyi konuşuyorsun ya? Bırak o işler, bitti. Adam sen orada bir imar şey affıyla, vergi affıyla adam trilyonlarca liraya affediyor. Evet. Vergi affıyla trilyonlarca affediyor. Banka bilmem kredileriyle trilyonlarca paraları birilerine veriyor. Sen gariban iki tane simit atıyorsun ya da motosiklet şey çocuklar var ya, hayatını orada şey yapıyor, riske atıyor sana işte bir kargoyu çabuk getirsin diye. O da ayrı bir konu da. Şimdi onlardan bile vergi toplamaya kalkıp da bir kalemde o meşhur 5 tane şeye firmaya bir kalemde 300-500 milyar lirayı siliyorsan daha neyi konuşuyorsun? Ve o vergisi silinen adam gidip 68 milyon dolara uçak alıyorsa? Alır. Devlete hizmet ediyor. Değil mi? O uçağa da ya da o uçaklara da senin devletin resmi yetkilileri biniyorsa ve o uçaklarla senin verdiğin izinle yurt dışına kaçıyorsa ya ne yani, şimdi tek tek mi konuşalım? Yani. O zaman bu programı onda başlayıp yarın sabah onda bırakmamız lazım. Bak şimdi bir haber var. Elektrik zammı. Bir getirelim arkadaşlar. İşte elektriğe zam yapılıyor. Ama kimsenin haberi yok. Gazetenin haberine göre söylüyorum ben bunu. Elektriğe zam geliyor. 200 lira veren 500 lira ödeyecek. Ha nasıl bir zam bu ya? Bu zam falan değil. Soygun. Ya paranı ya canını. Tabii. Vereceksin canını vatan için abi. Ne olacak? Yani 200 liradan 500 liraya. Şimdi gazetenin haberi. Bugün gazetede gördüğüm bir haber. Ya bak hepimiz bunları yani muhalif geçinen diyelim hadi arkadaşlar da dahil. Yani her gün konuşuyoruz, her gün konuşuyoruz. Evet. İşte CHP muhalefet partileri her gün anlatıyor. Bir adım attırabiliyor muyuz iktidara? Herhangi bir konuda. Ha bu şu değildir. Ya o zaman biz niye mücadele ediyoruz? Ben mücadele etmek ediyorum, zorundayız. Sen mücadele ediyorsun ki. Çünkü sen sevgili dostlar, bizi izleyen, hepimizi yani izleyen, sevgili dostlar da bil ki bu işin ne kadar zor olduğunu ama mücadelende de vazgeçmeyeceğimizi bilmen lazım. Evet. Nitekim de bu mücadeleden vazgeçilmediği için ki bu son seçimlerde CHP birinci parti oldu. Bütün eleştirilerimize rağmen. Niye oldu peki? Ve ben sana söyleyeyim dürüstçe. İnsanlar bu, bir arayış içinde. Bu oranda yani CHP'nin aldığı oranda dürüstçe söylüyorum. Bak objektif bir gazete. Şeyin Tele1 yayınlarının en az %5 payı vardır. Çünkü hepimiz o dönemde bazen de abartarak insanlara moral vermeye çalıştık. Mücadeleye devam işte şu olacak. Yapabilirsiniz. Yapabiliriz dedik işte. Ondan dolayı CHP şu kadar oy aldı. Ve ondan dolayıdır ki CHP işte hala devam ediyor şeyi oy ve halk desteğinin yüksekliği. Bu da bir gerçek. Ay o zaman yani tamam çok kötü. Yani ben bile yani Kara Bulut Hamdi olarak çok kötü dememe rağmen gelip de bu halimle bu sağlık koşullarıma rağmen bunları burada bu şey anlatmaya çalışıyorsam kendi YouTube kanalımda sağda solda dostlarla bunu konuşuyorsak, anlatıyorsak ki gerçekleri hep bütün dostlar biliyor. Evet. Kendi yaşamlarından biliyor. Rezaletin, pisliğin, ahlaksızlığın her türlüsü var. En azından kendimizi koruyabildiğimiz ölçüde birey, kendimizi koruyabildiğimiz ölçüde, kendimizi temizleyebildiğimiz ölçüde, dürüst olduğumuz ölçüde ben 1, 2, 3, 20, 30 falan çoğalacağız. Evet. Başka türlü olmaz ki ya. Nasıl yok, başka yolu yok zaten. Demokratik yollardan başka çare yok. Başka çare yok %100. Ama şöyle söylemle değil, konuşarak. Evet Hüsnü Hoca doğru. Şimdi var ya, evet Hüsnü Hoca doğru. Tamam evet. Doğru da sen evet. Bir şey yapacaksın. Sen yani siz hepiniz bizi izleyen hepimiz bir şey yapacaksınız. Oturduğunuz doğru. Yerde böyle olmaz. Bunu da söyleyelim yani kimse kusura bakmasın. Zaman zaman böyle hani size böyle gıcıklık olsun diye sert konuşuyoruz ama bu da böyle. Başka bugün bu şimdi saat 14.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşiktaş İskele Meydanı'nda mitingi var. Ben merak ediyorum kaç kişi gelecek. Evet. Yani bugün İstanbul'da CHP şu kadar oy almış. Değil mi? Hani sallıyorum. Yani İstanbul orayı dolduracak evet, mı? Evet yani diyelim ki 4 milyon oy aldı. Yani hepimiz sorumluyuz. Sadece biz burada anlattığımız için değil değerli izleyiciler. Sizin de hepimizin büyük sorumlulukları var. Eğer şikayetçiysek,
Eğer düzelmesini istiyorsak bazı şeylerin hepimize düşen görevler var. Onları yerine getirmek tabii, zorundayız. Sonuçta siyasi... demokratik haklarımızı kullanmamız gerekiyor. Siyasi parti dediğin nedir? Siyasi parti ona gönül veren insanlardır. Evet. Tek başına Kemal Bey ya da Özgür Bey ya da neyse yani. Yani tek doğru. Başına ne yapabilir? Sen ona gönül vermiş, onun söylemine, o partinin söylemlerine gönül vermiş insanlar olarak başta kadrolar. Başta yani bugün CHP'nin İstanbul'da ne kadar üyesi var bilmiyorum parti olarak. Yani o üyelerin tümünün işte atıyorum bugünkü mitinge gelmiş olması lazım. Ya da başka miting ya da başka miting. Evet. Ya da o etkinliklere yani bir gidiyorsun diyelim ki konuşma yapacağım fark etmez herhangi bir yerde. Şimdi bir bakıyorsun salon işte 1000 kişilik diyelim. Bir bakıyorsun 200 kişi yani. Evet. Görüyorum ben bir şey konuşmalara gidenlere görüyorum. Ya niye kardeşim ya? Doğru. Örnek veriyorum. Doğru. Neresini vereyim sana? Çekmece atıyorum. Şimdi Çekmece'de 2000 tane CHP'li yok mu? 2000 tane yurtsever yok mu? 2000 tane şey yok mu? Muhalif yok mu? Niye 300 kişi gelmiş? Değil mi? Gibi. Doğru doğru. Ben son doğru, zamanlarda doğru. Bana kafayı çok takılıyorum ve sinirleniyorum. Ayrıca onu söyleyeyim yani. Yani umutsuzluk yok. Şey var, mücadele var, mücadele. Ha. Mücadele gereğini yapma var. Bak, gereğini yap. Sırf lafla değil. Abi herkes bakıyorsun muhalif. Herkes muhalif. Mandalda kül bırakmıyor. Abi sen ne diyorsun? Herkes muhalif. Ama lafa gelince bir bakıyorsun herkes kaçmış. Çok doğru. Yani sıfır katkı. Bak sıfır katkı. O zaman kusura bakmayın bir halt olmazsınız yani. Bunu yapanlar için söylüyorum. Ha işte halt olmazsa. Evet aynen. Ha. Yani şöyle... polis hani 5 kişi varsa dağıtır. 100 kişi varsa dağıtır. 1000 kişi varsa 5000 kişiye kadar dağıtır diyelim. Ama 50 bin, 100 bin, 1 milyon kişi olduğu zaman kimse kimseyi dağıtamaz. Abi 1 milyon olduğun zaman sen kendi moralin de yükselir zaten. Yani polisi bırak. Sen o zaman kimse sen sana mitinge, dokunamaz. Sen mitinge ya da toplantıya gittiğinde işte 10 kişi, 20 kişi, 5 bin, 10 bin kişi gittiğinde farklı. Orada işte salonsa 2 bin, 3 bin kişi gitmek farklı. Mitingse 50 bin gitmek farklı. Gidecekseniz de Atatürk'ün gençliğe hitabesini bir kere daha okuyun öyle gidin. Ya da işte... Çünkü tam zamanıdır ya görmüş o büyük insan bugün 100 yıl önce bugünü görmüş. Evet. Evet. Bu kadar bugünleri basit. Görmüş ve yazmış, söylemiş. Artık bunun farkına varmamız gerekiyor. Yok yorum yok. Yok yok tabii yorum bana yok. Bana bakma yani. Hayır yorumlanacak bir şeysi de yok. Aynen aynen yani destekliyorum anlamında ha. Yani söylüyorum söylediklerine %100. Yani o yüzden Atatürk'ün gençliğe hitabesini defalarca okuyun ve gereğini yapın. Demokratik yollardan, demokratik haklarımızı kullanarak anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınmış haklarımız var. O haklarımızı kullanmak zorundayız. Meydanlarda da olmak zorundayız. Hakkımız bu, yasal haklarımız. Ve ancak ve ancak bu demokratik yollardan olur. Kendimizi sorgulamaktan olur. Evet. Öz eleştiri yapalım. Herkes kendini sorgulayacak abi. Evet. Bak herkes. Hiç yani kimse kimseyi kandırmasın. Önce sen birey olarak ideal olacaksın. Ailenle birlikte ideal olacaksın. Komşularla birlikte ideal olacaksın. Sonra toplum ideal olacak. O zaman evet. Bak bu ülke harika bir ülke olacak. Bu ülke gibi benzeri yok dünyada. Bak gerçekten yok. Sen de gittin, ben de gittim. Bir sürü yere gittik. Hele bu coğrafyada zaten konuşmaya gerek yok. Hiç, yani bu tabii. Arap İslam coğrafyasında. Yazık günah. Yani örnek bu ülke, ülkeydi bu Türkiye ülke ya. Örnek ülkeydi. Dört dörtlük olması gerekirken abi bu halleri yaşıyor. Saçma sapan konular konuşuyoruz. Ya her gün konuşuyoruz. Ya yeter Allah aşkına yorulduk ya. Hayır bundan sonra da hala şu günden sonra da 2 trilyon lira faiz ödüyorsak o bizim sırtımızdan ödeniyorsa efendim Türkiye yüzyılı bilmem ne falan kimse karşımıza çıkıp konuşmasın lütfen. Yani biz onlar gibi hakaret de edemiyoruz. Onlar çok rahat hakaret ediyorlar. Hakaret edecek bir şey yok. Rakam konuşuyoruz ama. Rakamlar ortada. Hakaret rakamlar iyidir. Ortada. Devletin resmi bu bedeli rakamları. Biz ödeyeceğiz. İşte 200 liralık elektriğe 500 lira ödeyeceğiz. Aynen. Bizden çıkacak. O zaman siz de sesinizi çıkartın. Çıkarmıyorsunuz da o zaman ya, şikayet etmeyin. Hayır bu propaganda falan değil. Lütfen. Yani gazeteciyiz biz ya. Demokratik haklarımızı hatırlatmaya çalışıyoruz burada. Yasal haklarımızı anlatmaya çalışıyoruz.
Neyse, her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Evet, her şey güzel olacak. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta. Cumhuriyeti kutlayacağız Salı günü. 101. yılını hakkıyla kutlayalım. Anlayalım Cumhuriyet'in yarın değerlerini. Ben, ne yarın anlama geldiğini. Yarın öğleden sonra kutlayacağız. Tamam. Evet. Yarın öğleden sonra kutlayacağız. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere.